Arkadaşlar merhabalar. Artan zalanlık ve ekstremumda 3. videodayız. İlk iki videoda çok önemli yorumlardan bahsettim size. Şimdi de onlara devam edeceğiz. Ben arkadaşlar bazı ekstremum sorularını türevden yapamayacağımız için, o noktada türevleri olmadığı için grafik çizmeni önemsiyorum. Zaten şunu söyleyeyim. Keşke fonksiyonların grafiklerini biliyor olsak da Nerede arttığını, nerede azaldığını, nerede durduğunu görsek, biz grafiğini bilmediklerimizin ya da grafiği çok zor olanların mecburen türevle yorumlu yapıyorum, yapıyoruz. Ama ya türev yoksa o noktada, haliyle ne yapman lazım? İşte yok soldan türev, yok sağdan türev muhabbetlerine mecburen girebiliriz. Bu da olmazsa, o zaman ben arkadaşlar hiç riske girmem. Mesela burada şuna dikkat ederim ben, bu soruda. Bunun şimdi ekstremum noktası için ben türeve bakmayacağım ki, sıkıntılı olan bir yer var orada. Mutlak x eksi 1 bakın burası. Neden? x eksi 1'in karesinin karekökü Sol tarafta pozitif negatif olur. Sağ tarafta pozitif olur. O yüzden bir eksili çıkar bir artılı. Benim soldan türev sağdan türev muhabbetlerine girmem lazım. O yüzden ne yaparım arkadaşlar burada ben? Şunu söyleyeceğim size. Giderim derim ki ben bunun grafiğini çizerim ya. Kritik nokta olan birden büyük değerlerde nasıl gra grafik oluyor? Birden küçük olan değerlerde nasıl grafik oluyor? Böylece ayan beyan her şey önümde olduğu için maksimumunu, minimumunu, nerede arttığını, nerede azaldığını görürüm. x kare birden büyük bir değerde bu olduğu gibi çıkacağı için x kare artı 1 olur. Birden küçük bir değerde eksiyle çarpılarak çıkacağı için mecburen eksi x artı 1 bölü x eksi 1'den eksi diye çıkar. x kare eksi 1 olur. Çiziyorum grafiğini. x kare artı 1 çok kolay bir grafik. x karenin bir birim yukarı ittirilmişi. O zaman 1 yerine yazdığım zaman 1 bir artı 1'den 2. Ama hangi kısmını alacağız tabi bunun? 1'den büyük dediğimiz için şu kısmını alacağım. Sonra geliyorum diğerine. x kare eksi 1. O da nasıl bir grafik böyle arkadaşlar? Böyle bir grafik. Ve tabii ki buradan hangi kısmını alacağız? 1'den küçük olan kısmını alacağız. Böyle bir grafik oldu. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun artık şunu biliyorum ben. 1. Ee, 1. Fonksiyonun sadece bir tane ekstremum noktası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve fonksiyon şöyle sıfırdan sonra artmaya devam ediyor. Ve sıfıra kadar da azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla cevabımız bakın 1 olmuş oldu. Peki 1 noktasında oluyor hocam? 1 noktasında kopma var. 1 noktasında limit yok. 1 noktasında süreklilik yok. 1 noktasında arkadaşlar doğal olarak türev de yok. Ama fonksiyon bir nevi uçarak artmış. Bakın burada F1 0 iken bir anda F1 2'ye gidiyor. Burada bir boşluk var derin ama artması daha hızlı olmuş burada. Olay bu yani. Dolayısıyla bakın çizmek, grafik çizmek kısmından korkmamak lazım. Ben çok önemsiyorum. Şimdi geldik buraya. Şekilde f fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Bir kere birinci türevde hemen neye dikkat edeceğim? Artıdan eksiye geçen yer maksimumdur. Eksiden artıya geçen yer minimumdur. Mecburen o yüzden burası maksimumdur. Burası da minimumdur. Türev grafiğinde. X eşittir 3 de minimuma sahiptir. Bilemeyiz. Nereden bileceğiz canım? Bazen şöyle bir saçma yorum oluyor. Parabol gibi sakın düşünmeyin arkadaşlar. Parabolde evet. Şöyle ekstremum noktası arkadaşlar. Böyle ordinatları aynı olan iki noktanın ortasındadır. Ama polinomlarda bu tepe noktasının şunlarla hiçbir alakası yok. Tesadüfen denk gelebilir. Yani orada arkadaşlar... 2 ile 4'ün orta noktası 3 olabilir ama olmama ihtimali de var. Sadece parabolde orta nokta köklerin yarısıdır arkadaşlar. O yüzden bunu bilemeyiz. Bir şey bilemeyiz derken bu kesinlikle yanlış da e, aynı zamanda hani fonksiyon grafiği olsa o zaman da bir yorum yapamazdım. Burada minimum olduğu yerler 4 ve eksi 1 maksimum olduğu yerlerde eksi 4 2. Asla beni fonksiyonun türevinin tepe noktası ilgilendirmiyor fonksiyon yorumunda x eşittir 2 de maksimumdur. Aynen. Fonksiyonun türevi işaret değiştiriyor. Artıdan eksiye geçiyor. Burada demek ki artıştan azalışa geçmiş. Yani zirve yapmış sonra aşağı inmiş. 4-5 aralığında artan mıdır? Kesinlikle. Burada bakın fonksiyon arkadaşlar. 4'ten sonra işareti pozitif olduğu için türevin artmaya devam eder. Eksi 3, 1 aralığında fonksiyonun türevinin işaretine bakacaksın. Bu aralıkta fonksiyonun türevi negatif mi? Evet. O zaman bu fonksiyon arkadaşlar azalıyordur. Sonra fx fonksiyonunun x eşittir sıfırdaki teğeti x ekseniyle dar açı yapar demiş. x eşittir sıfırda arkadaşlar fonksiyon ne yapıyor? Türevi pozitif işaretli olduğu için artıyor. Arttığı için de evet siz buradan arkadaşlar bir böyle bu fonksiyona sıfır noktasından bir teğet çizseniz pozitif eğimli olacağı için x ekseniyle dar açı yapar. Dolayısıyla burada 4 tane bilgimiz doğru olmuş oldu. Deminki gibi bir soru arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine böyle bir e, mutlak değer var. Orada soldan türevi sağdan türevi muhabbetlerine girmeden ben çizebildiğim her grafiği çizer olaya oradan yürürüm arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu mutlak x eksi 2 x büyüktür 2 için olduğu gibi çıkar. x kare artı 4 x eksi 8 bölü x eksi 2 ne yapar? 4. Sonra x'ten küçük değerlerde fonksiyon nasıl oluyor? Eksi ile çarpılarak çıkacağı için x kare eksi 4. Aynı deminki gibi x kare artı 4 x karenin 4 fazlası yani 4 birim ittirilmişi. O zaman şöyle 2 noktasının sağ tarafını alacağız arkadaşlar. Sonra yine diyeceğiz ki x ekseninin e, iki kısmının sol tarafında x kare eksi 4 olduğu için bir kökü eksi 2 bir kökü 2. Tepe noktası 0'da Arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunun kaç tane ekstremi çıktı? Sadece bir tane çıktı. Bazen böyle yanlış işaretlediklerim oluyor. Çözüme orada muhakkak bakın. Belki bazılarınız durdurdu. Bir tane buldu. Ee, hemen orada eyvah bir hata mı vardı? Dedi. Yok hatanız yok. Orayı ben yanlış işaretlemişim sadece. İki noktasında bir ekstremim yoktur. Burada arttığı gibi burada da artmaya devam ediyor. Sadece ikiden böyle hızlı bir artış olmuş. O kadar kopma var. Limit yok süreklilik yok. Bu yüzden o noktada türev yok. Ekstra özel bir durum yok yani orada. Gelelim şimdi bu soruya. 2x küp artı ax artı bx artı c fonksiyonun grafiği verilmiştir. k kaçtır diye soruyor. Burada bakın nasıl bir yorum yapmamız lazım. Birincisi burada arkadaşlar bakın bir noktasında yerel max var. İkincisi sıfır noktasında yerel minimum var. E, bu ikisini kullanabiliriz gibi görünüyor. Bakalım e, bir de sıfır noktasında orijinden geçtiği için e tabii ki f 0 0. O zaman yorumlarımı yaptım. 1 f 0 0. İkincisi f türev 0 0 çünkü bu noktadaki türevi bakın x eksenine teğet. 3 f türev 1 yine 0 çünkü buradan çizdiğimiz teğet x eksenine paralel. Dolayısıyla arkadaşlar bu üçünü birleştirdiğimiz zaman x'e 0 verdiğiniz zaman zaten y'si de 0 olacağı için c 0 oldu. Ondan kurtulduk. Şöyle bir silelim orayı. Sonra arkadaşlar geliyorum türevini almaya. 6x kare artı 2ax artı b eşittir f türev x. E 0 verince f türev 0 da 0. Böylece b de buradan 0 oldu. Güzel. Şimdi artık f türev x eşittir. 6x kare artı 2ax kaldı sadece. Ve f türev 1 de 0. Bu yüzden 6 artı 2a eşittir 0'dan. A arkadaşlar eksi 3 geldi. Yapalım. Fx eşittir 2x küp artı değil eksi 3x kare. Diğerleri sıfır oldu zaten. E 2x parantezini aldığımız zaman ilk, x eksi 3 bölü 2 oldu. Sıfır eşitlediğimizde bir kök gerçekten sıfır. Diğer x kare parantezini aldığımızda pardon. Diğer kökü de arkadaşlar 3 bölü 2 oldu. Bu şekilde bakın aslında çok da sıkıntılı olmayan bir soru yani. Şimdi gelelim bu soruya. Bunun benzeri çıkmış soru olarak var zaten arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyon verilmiş ama fonksiyonun pardon türevinin grafiği verilmiş. Burada ne yorum yapmalıyız? Bir türev x 80'in üstünde ise ister böyle olsun ister böyle olsun türevin x 80'in üstünde olduğu yerlerde fonksiyon arkadaşlar daima artandır. Fonksiyonun yerel minimum değeri yok çünkü fonksiyon zaten daima artmaya devam ediyor. Sadece 4 noktasında sivri nokta olduğu için bunun bir daha türevini aldığınızda ikinci türev tanımlı olmaz çünkü f türev 4 arkadaşlar 0. Tamam. Evet. Ama sivri nokta olduğu için bir daha türevini aldığınızda sivri noktanın türevi olmayacaktır. Bu da doğru. Bu yüzden böyle bir soru bakın. Sivri noktada türev olmaz. Buna benzer bir soru yapmıştık. Fonksiyonunun 1 3 aralığında bir tane ekstremum noktası olduğuna göre. Şimdi bir tane ekstremum noktası varsa bununla alakalı yapmıştım zaten yorumu. Grafiğin nasıl olduğunu bilemem. Böyle de olabilir. E, pardon, 1 3 aralığı demiş. 1 3 aralığında böyle de olabilir. Böyle de olabilir. İşte x eksenini kesiyordur ama böyledir. X eksenini kesiyordur ama böyledir. Ama bildiğim bir şey var ki burası 1 olsun, burası 3 olsun. Yine burası 1 olsun, burası 3 olsun. Bakın birisinde fonksiyon azalıyorken bir kısmında, 3 kısmında artışa geçtiği yer. Ya da burada artışa geçtiyken, artışta olduğu yerken 1, 3 e, azalışta olduğu yer. Aynı şekilde bunlarda da öyle. O zaman ne yorum yapıyorum? Fonksiyonun 1 noktasındaki türevi ile fonksiyonun 3 noktasındaki türevi ters işaretle. Sebep bir fonksiyon artıyorsa türevi pozitiftir, azalıyorsa negatiftir arkadaşlar. Haliyle alt türevini 3x kare artı 10x eksi a eşittir f türev x. Böylece yazdığım zaman yerine 3 artı 10 eksi a çarpı e, 27 artı 30 eksi a. Buna göre ne oluyor o zaman arkadaşlar? 51 kökü 13, diğer kökü 57. Bu aralıkta toplam 57'den 13'e kadar arkadaşlar o 43 tane tam sayı değeri var. 13 ve 57 dahil değil. Aman. Yine benzer bir soru bakmıştık. Yine bir nevi tekrar gibi bu iki soru bize oldu. Şimdi burada arkadaşlar eğrisinde üzerindeki noktalardan x eksenine paralel kaç farklı teğet doğrusu çizilebilir denmiş. Şimdi x eksenine paralel teğet çizeceğiz ya. Yani bana sorduğu türevin sıfır olduğu yerler. Bakın şöyle de olabilir tabii ki. Bu şekilde yine böyle bir fonksiyondur ama türevi sıfır işaretlidir arkadaşlar. Sorun burada hani ekstremum noktası olup olmaması değil, o noktada türevin sıfır olması. Yeter ki o noktada türev sıfır olsun. Şimdi buna göre 6x 7 pardon 7x üzeri 6 artı 5x üzeri 4 artı 4 eşittir 0. Böyle çift dereceli bir denklemin asla kökü reel kökü olmayacak. Bu yüzden de reel kökü olmadığı için bu daima artandır arkadaşlar. Şöyle asla buna x eksenine paralel bir t çizemeyiz. Bunu yapmıştık. Çok önemli bir soru demiştim. Şimdi gelelim bu soruya. Ne demiş? fx fonksiyonunun yerel minimum noktası 4'e 2 noktasıdır. Zaten yapacağımız yorumlar neler? 1, f4, evet 2. Iki. İkincisi f türev 4, 0. Çünkü böyle bakın sivri nokta yoksa o noktada türev varsa ekstremum noktasında türev 0'dır. Şimdi her iki tarafın türevini alırsak. Neden? G türev 4 sormuş. 2x çarpı fx artı x kare f türev x. Yerine kaç yazacağım? 4. G türev 4 eşittir 8 çarpı f4 artı 16 f türev 4. Şimdi arkadaşlar f türev 4 burası zaten gitti 0. Sonra f4 arkadaşlar 2. Böylece cevabımız 16 oldu. Hiç de bizi öyle zorlayan bir soru olmadı bu. Gelelim buraya. Şekildeki f türev x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? F türev x ya burası azalıştan artışa geçmiş minimum. Nereden azalış diyorum? Çünkü x ekseninin altında kaldan o benim için azalıyordur türev fonksiyonunda. Yine 1 3 aralığında azalan fonksiyondur. Ama ona dikkat. Bu yüzden arkadaşlar bu bir noktası maksimum noktası. Üç noktası da arkadaşlar minimum noktası olur. Şimdi eksi 4, 1 ve 3 ekstremum noktaların napsisleridir. Aynen doğru. X eşittir. Eksi 1 ve x eşittir 2. Bak dikkat. Bununla alakalı hatta 3D'yi çözerken de ben böyle bazen dikkat edilmemiş. Hani o soruda hata mı var falan şeklinde yorumlar yapılmış. Bakın. Size arkadaşlar f türev x'i soruyor. Dikkat edin neyi sorduğuna. Evet bu eksi 1 ve 2 fx'in ekstremum noktaları değil. Neden? Çünkü arkadaşlar ekstremum noktalarımız türevin 0 olduğu yer olan eksi 4, 1 ve 3 noktaları. Ama türev fonksiyonunun ekstremum noktası evet eksi 1 ve 2'dir. Bakın burada şunu diyeceğim. İkinci türev eksi 1 0 ve ikinci türev 2 0'dır. Tamam mı? Türevin türevini soruyor yani bir nevi bize burada. Bu yüzden bu da doğru. Eksi bir bir aralığında fonksiyon olur mu? Tabii ki artan. Fonksiyonun türevi işareti pozitif ise tabii ki bu aralıkta azalan değil artandır. Bu yanlış oldu. F'in türevi eksi 3, F'in türevi 2'den büyüktür. Şimdi F'in türevi eksi 3 arkadaşlar normal türev grafiğe dikkat edin. F türevi eksi 3 burada bir yerde. Türev pozitif işaretli. F türev de arkadaşlar negatif işaretli. Bu yüzden tabii ki F türev eksi 3 F türev 2'den büyük. F'in ikinci türevi 2 demin zaten bunu söylemiştim. 2 noktası türevin maksimum e, türevin minimum noktası. O yüzden o noktada ikinci türev sıfırdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Lütfen soruları güzelce okuyun. Heyecan yapmayın telaş yapmayın ezber yorum da yapmayın. Yine bir türev grafiği verilmiş. Yerel ekstremum noktalarının absisler toplamı demiş. Türev grafiği verildiği için yerel ekstremum eksi 3'dür. Bir de arkadaşlar eksi 1'dir. F3'ü e, sakın almayın. Sebep fonksiyonun türevi pozitif işaretli. Yine pozitif işaretli. Ekstremum noktası demek türev işaret değiştiriyor demektir arkadaşlar. O yüzden cevabımız eksi 4 oldu. Şimdi şaka maka 3 videoda arkadaşlar olayı toparladık. Dediğim gibi... Bu ana kadar hiç eski testte aklınız kalmasın, ee, ekstra soru da koydum, ee, orada yapmadığım iki soru vardı onları da yapmış oldum hatta işte sınav benzeri sorular koyarak da o sıkıntıyı giderdik bir de e, bu daima artan daima azalanlıkla ilgili birkaç soru soruluyordu onları çok gördüğüm için onlara cevaben bazı soruları da çözmüş oldum. Şimdi bu fonksiyona baktığımız zaman yerel ekstremumu yoktur demiş x eşittir a'da yerel maksimum noktası varmış. x eşittir b'de yerel minimum noktası vardır. Hangileri doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Fonksiyonun türev grafiği değil mi bu? Artıdan eksiye geçmiş türevin işareti. O zaman arkadaşlar bu yerel ekstremumdur. Artıdan eksiye geçtiği için fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Sonra dikkat. Fonksiyonun türevinin işareti buradan eksi artıya geçmiş. O zaman burası da arkadaşlar yerel minimum noktasıdır. B noktası kesinlikle doğru. Sadece orada dikkat edeceğimiz olay ne? Fonksiyonun o noktada türevi tanımlı değil. Ne yapalım yani? Türevi tanımlı olmak zorunda değil ki. Yeter ki ekstremum olsun. Bakın şöyle düşünün. Şimdi burada sivri nokta var, türev yok diye burada ekstremum yok mu? Var. Ya da şöyle düşünün. Fonksiyon burada artmış. Sonra türev değil, normal grafik çiziyorum burada. Sonra azalmış. E şimdi burası arkadaşlar gerçekten maksimum noktası ama ne türev var, ne limit var, ne süreklilik var. Her türlü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası yerel maks olmuş oluyor. Dolayısıyla birinci öncü bunlar doğruysa yanlışa düştü. Gelelim son olarak bu soruyu arkadaşlar. Yine bir f türev grafiği verilmiş. f fonksiyonu x büyüktür 0 için azalandır. Evet gördüğünüz gibi fonksiyonun türevi negatif işaretli olduğu yerlerde oralarda fonksiyon azalandır. Doğru. İki tane ekstremum noktası vardır. Hayır sadece x eksenine 0 da kesiyor türev fonksiyonu. O zaman sıfıra kadar artıyor. Sıfırdan sonra azalıyor. Türevin işaret değiştirdiği yer sıfır. Ama 5 noktası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal sadece birinci türevin minimum nok maksimum noktası. Yani evet f'in ikinci türevi 5 sıfırdır. Yine f'in ikinci türevi 3 sıfırdır. Bunlar ekstremum noktası değil. Ama kesinlikle türevin ekstremum noktası. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Böylece ekstremum noktaları ve artan azalanlıkla alakalı çok önemli yorumlardan bahsettim. Asla gözde büyütülmemesi gereken yerler ama türev olduğu için özseğmenin her türlü böyle zor, orta, kolay sorabileceği bir konu arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda maksimum minimum problemleri zaten neresine önemli, önemsiz diyebiliriz ki her yeri önemli bu türevin. Ben sadece buradaki yorumları çok önemsediğim için hani burası çok önemli kısım diyorum. Ama maksimum minimum noktalarında da şey maksimum minimum problemlerinde de önemi bütün işi biz yapacağız. Denklemi de biz kuracağız, türevi de biz alacağız. Her şey bize ait anlayacağız, çözeceğiz. Orada da sağlam sorular var. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.